Herkese selam, ben Nihal. Bugün hummalı bir araştırmayla karşınızdayım. Benim meşhur Lormar 229 numaralı kalemim acaba hangi pahalı marka rujların muadili, uygulamalı olarak size onları göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Galiba keşfettiğim günden beridir ruj niyetine başka hiçbir şey bu kadar sık kullanmamışımdır. Artık sizler de çok iyi biliyorsunuz. Videolarımda hep sorduğunuz Lormar'ın 229 numaralı kalemi oluyor dudaklarımda. Farklı versiyonlar kullanıyorum. Üstüne bir parlatıcı sürüyorum, bir lip balm sürüyorum, değişik formlara çeviriyorum. O haliyle bile bizim piyasada bildiğimiz pahalı markaların muadili rujlara dönüşüyor. Mesela şu anda dudaklarımda yine Flormar 229 numaralı kalemi görüyorsunuz. Ama onun üzerinden fırçamla Laneige'in bu dudak maskesini sürdüm ve MAC'in Love Lorn diye bir ruju var. Onun muadilini yaptım. Maybelline'in rujlarının muadilini yaptım. Şimdi bu farklı versiyonları hangi pahalı marka rujların muadilleri, hangi pahalı marka dudak kalemlerinin de muadili bu bizim bildiğimiz Flormar'ın 229 numaralı dudak kalemi sırasıyla size onları göstereceğim. Bu mat yapıda bir kalem biliyorsunuz, yani dudak kalemi. Kolay bir şekilde sürüyorsunuz ama iyi bir nemlendirme işlemi yapmazsanız her kalemde olduğu gibi dudaklarınızı çok fazla kurutabiliyor. Ona dikkat edebilirsiniz. Benim bugüne kadar kullandığım en güzel dudak kalemlerinden birisi. Hatta ben bunu tek başına kullanıp Instagram'da fotoğraflar, videolar paylaştığım zaman bazen altına dudak dolgun hayırlı olsun diye mesajlar falan yazıyorlar. Ben de dudak dolgum yok. Kalemle üstten çiziyorum diyorum sürekli. Bu kalemin öyle bir özelliği var. Şuradaki dudak hattınızı çok hafif bir şekilde dışarıdan çizerseniz taşırmıyorsunuz. Sadece dudak hattınızın dışından çiziyorsunuz. Hem belirgin hem de ortalama, yani benimki gibi arada ne çok ince ne de çok kalın olmayan dudaklara sahipseniz, yani ortalama bir dudağa sahipseniz, gerçekten ben buradayım diyen hacimli dudaklara kavuşturuyor sizi. Onun üzerinden siz bir de parlatıcı etkisi olan bir ürün sürerseniz alın işte size dolgulu dudaklar. Flormar'ın 229 numaralı dudak kalemi bence dünyanın en güzel dudak kalemi olabilir. Olmazsa ne yaparım bilmiyorum. Olmazsa diye makyaj çekmecemde ona özel bir bölme var. Tamamen Flormar'ın 229 numaralı kalemiyle dolu. Olmazsa diye tedbir amaçlı. Eğer bir gün stoktan kalkarsa, bir şey olursa, kıtlık çıkarsa ben size gönderirim. Yani o kadar kalem var bende. Çünkü bundan başka ne kullanabilirim bilemiyorum. İşte ben aldım, seninle aynı rengi bulamadım derseniz, dudak renklerimiz aynı olmadığı için olabilir. Bundan kaynaklı, ama yakışmadığı kişi yok bugüne kadar. Şimdi ben dudaklarımdaki ruju siliyorum. Size öncelikle bu kalemi nasıl uyguladığımı göstereceğim. Sonrasında da hangi rujlar onun muadili, onları sıralayacağım. Dudaklarımı çok güzel bir şekilde temizlediğim pudrayla da silik hale getirdim. İşte normal şartlarda bu kadar dudaklarım var. Şimdi Flormar'ın 229 numaralı kalemini alıyorum ve bakın ben dudaklarımı nasıl hacimli hale getiriyorum. Her makyaj videosunda görüyorsunuz zaten. Şöyle dışarıdan çok taşırmadan dudak çizgimi dışarıdan çiziyorum. Asıl önemli olan benim istediğim alt dudağımla pek problemim yok ama üst dudağımla birazcık problemim var. Yine dudak çizgimi şöyle dudak meyesini de verecek şekilde. Mesela şurada uçuk kopardığım için pigment problemi var. Onun üzerinden de azıcık geçiyorum. O size söylediğim dudak meyesini de veriyorum. Bakın üstten çizdiğim için sanki şu kadar dudaklıyım gibi oldu. Böyle poz verirken de birazcık kafanızı yukarı kaldırıp dudaklar şöyle havada kalacak şekilde poz verirseniz de olduğundan daha hacimli gözükecek. Sonra şöyle bir fırça her zaman benim kurtarıcım oluyor. Bu tarz bir fırçayı ben, siz istediğiniz dudak nemlendiricisini kullanabilirsiniz güvendiğiniz, ama ben bunu gerçekten çok seviyorum. Laneige'in bu dudak nemlendiricisi, yani aslında sleeping mask bu. Buna dokundum. Duruyorum. Sonrasında da şöyle dudaklarımdan geçiyorum. Dudaklarım güzel bir şekilde nemleniyor. Ve sonrasında iç kısımları dolduruyorum. Eğer ki çok parlak bir görüntü istemiyorsam bu şekilde yapıyorum. Çok parlak bir görüntü istiyorsam ben tekrar dudak nemlendiricimi alıyorum. Bu uyguladığım kalemin üstünden bir kez daha geçiyorum. Ama birazcık daha mata yakın ama canımı kanımı da çekmeyecek şekilde olsun istiyorsam böyle uygulama yapıyorum. Bu Flormar'ın 229 numaralı kaleminin nemlendiriciyle birlikte uygulanmış hali oluyor. Eğer ki daha mat görüntü seviyorsanız siz hiçbir şekilde nemlendirici uygulamayabilirsiniz. Dudaklarımın ortasını sildim. Etrafındaki çerçeve kısmını bıraktım. Çünkü şimdi size sırasıyla rujları göstereceğim. Bence Flormar 229 numaralı kalem
Öncelikle Bobbi Brown'un geçen videoda da size göstermiştim. Mauve Over diye bir ruju var. Mat rujlarından. Bunun muadili. Hatta bence tam muadili. Çok mat olduğu için uygulamayı sevmediğimi söylemiştim. Aynı fikirdeyim. Yani nemlendirirseniz tamam problem yok ama aşırı mat olduğu için birazcık canınızı sıkan, ağlatan rujlardan ama nemlendiriciyle uygularsanız eğer gayet güzel sonuç alabiliyorsunuz. Zaten videolarımda ne zaman bu ruju sürsem onu da soruyorsunuz. Flormer'ın 229 numaralı kalemini uyguladığımda onu da soruyorsunuz. Genelde bu tonları kullanıyorum. Çok beğeniyorum. Bakın kalemle birlikte uygulandığında yine dudaklarınızı olduğundan daha hacimli ve güzel gösteren, her şeyle kombinlenebilir bir hal alıyor. Şimdi yine dudaklarımın etrafında Flormer'ın 229 numaralı kalemim var. Şu kısmı birazcık daha düzelteceğim. Simetri bozukluğunu da düzeltiyorum. MAC'ten muadilleri sıralamaya. Yani hangi MAC rujların muadili bu kalem? MAC'in mat rujlarından Plasmist'i var. Bu benim en sevdiğim rujlardan bir tanesi. Buyurun. Çok yakın muadillerinden bir tanesi. Birazcık aydınlık tonu var bunun. Mat yapıda, yumuşak mat yapıda bir ruj. Bunu kullanabilirsiniz. Belki çok açık tenliyseniz ya da dudaklarınız koyu değilse buna bakabilirsiniz. Açık tenlilerde Flormer'ın 229 numaralı kalemi biraz böyle durduğu için yine ton farkıyla en yakın muadillerinden bir tanesi. Şimdi onu sildim. Yine orta kısım boş dudaklarımın. MAC'in başka bir ruju var. Mesela birazcık mora yakın pigmente sahip dudaklarınız varsa, dudaklarınız koyu renkliyse, bu da nasıl okunuyor gerçekten bilmiyorum ama mehr herhalde. Böyle bir ruju var MAC'in. Çok da ünlü, popüler bir ruju. Yine mat yapıda ve Flormer 229 numaralı kalemin bence birebir aynısı. Özellikle koyu dudaklarınız varsa ya da benim tonumdan birazcık daha koyu dudaklarınız varsa size birebir aynı etkiyi yaratacaktır. Çok da iyi duracaktır. Yine her ten rengine yakışan bir ruj tabii ki. Ama MAC'den birebir muadil arıyorsanız eğer buna bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynısı. Bu arada MAC'in mat rujları yenilendiği için onların formülasyonu da asla Bobbi Brown gibi değil. Yani bir mat ruj alacaksanız iyi fiyatlı bence MAC'e bakın, Bobbi'ye değil. Şimdi MAC'ten yine bir ruj seçtim. Diye bol M harfinin olduğu bir ruju var. Bunda hafif kahvelik var. Aslında belki de bu birazcık daha koyu, çok esmerlere uygun bir 229 muadili olacak. Bir de bu ruj mesela az önce ben nemlendirici sürmüştüm kalemin altına. O versiyonu. Çünkü mat yapıda değil. Bakın kalemin hattını zaten yukarıda bırakıyorum. Kalemin üstünden uygulamıyorum ki ne kadar benzediğini görebilin diye. MAC'in rujuna muadil arıyorsanız Flormer'ın 229 numaralı kalemini nemlendiriciyle birlikte uygulayın. Gördüğünüz gibi bu etkiyi alıyorsunuz ve içinde birazcık çok hafif gri kahvelik olduğu için sanki daha pembe nude duruyor. Belki bu tonda rujları severseniz buna bakabilirsiniz. Şimdi benim 3-5 kere bitirdiğim bir kalem ruj var. Bu da yine Bobbi Brown'un art sticklerinden Dusty Pink. Evet, şu an kalem tıraşını pek bulamadığım için tam açamadım ama ben size uygulayarak göstereceğim. Ben bunu daha çok açık renklilere tavsiye ederim. Çünkü pembelik oranı daha yüksek. Bunda kahvelik yok. Ama gördüğünüz gibi Flormer'ın 229 numaralı kalemi buna da muadil olabilecek bir kalem. Ve bunun yapısı daha yumuşak. O can kan kurutan mat rujları kullanmak istemiyorsanız Bobbi'nin bu kalem rujlarına bakabilirsiniz. Dudaklarımda gördüğünüz gibi. Şimdi başka bir ruja geçiyorum. Kat Von D'nin bu likit mat rujlarından Lovecraft rengi. Bu da mat yapıda. Fakat birazcık kadifemsi matlardan aynısı. Matlaşsın. Bunun yapısı da çok güzel. Dudaklarınızı çok kurutmuyor. Ve dudak rengine de çok benziyor. İşte bu rujun da muadili Flormer'ın 229 numaralı kalemi. Bunun da yine altına birazcık, yani kalemin altına birazcık lip balm uygularsanız aynen bu tona dönüşüyor. Birazcık böyle açılıyor. Ve kalemle de zaten uyumlu. Aynı zamanda bu rujlara sahipseniz, buna uygun dudak kalemi arıyorsanız da buna bakabilirsiniz. Bu da Kat Von D'nin Lovecraft rengi. Bazen dudaklarımızın canı kanı çekilmiş gibi böyle ölü efekti, renksiz olabiliyor. Bol pudra sürdüm orta kısma. Etrafta yine Flormer'ın 229 numaralı kalemi var. Bu tonlarda dudaklara sahipseniz siz Flormer'ın 229 numaralı kalemi Bobbi Brown'un True Pink rengi gibi duracak dudaklarınıza. Buyurun bakın, eğer dudaklarınız bu tonlardaysa bu ruj sizde Flormer'ın 229 numaralı kalemi gibi duracak. İşte böyle çok benzeyen
birazcık daha canlı duran versiyonu ten renklerine göre muadil bulmaya çalıştım ben. Bu da yine Bobbi'nin Luxe Matte Lip Color'larından True Pink. Diğer rujuyla aynı seriden bu da. Aynen dudaklarınız birazcık kurtan yapısı var. Yine ruju sildim. Dudaklarımın etrafını çerçeveledim. Şurada belirgin görünen pigment farkını kapatıyorum. Ve başka bir ruj göstereceğim size. Son günlerde MAC'in bu Love Me lipstiklerinden bir rengi kullanıyorum ben. Bunun adı da Killing Me Softly. Sık sık kullandığım renklerden bir tanesi. Eğer birazcık kahverengiye dönük dudaklarınız varsa, hani morarmış gibi duran, altına nemlendirici sürerseniz eğer, Flormer'ın 229 numaralı kalemi sizde böyle duruyor. Bu rujun da muadilini arıyorsanız eğer, birazcık mora dönük dudaklarınız varsa yine bir lip balm kullanarak, çünkü bunun çok ışıltılı, nem veren bir bitişi var. Argan yağı içeriyor içinde. Aynen bu ruja dönüştürebiliyorsunuz. Bu rujun muadilini arıyorsanız yine Flormer'ın 229 numaralı kalemi buna dönüşüyor. Ben çok açık renkliyim. Hem kalem ruj kullanmak istiyorum hem de bana ona göre bir renk öner diyorsanız Kiko'da bir ruj var. Bu aynı zamanda az önce gösterdiğim Bobbi'nin kalem rujlarından Dusty Pink renginin de muadili. Daha aydınlık pembeliği vardı ya o rujun. Bu da 105 numarası. Her zaman satışta diyebiliyorum. Bunu hem yanaklarınıza uygulayabiliyorsunuz hem dudaklarınıza uygulayabiliyorsunuz. Asla dudaklarınızı kurutmayan matlardan bu da. Buna da bakabilirsiniz. Yine biz altına lip balm uygularsak, birazcık da pembeye dönük lip balm uygularsak eğer, Flormer'ın 229 numaralı kalemi de buna dönüşüyor. Yani siz bir tane kalem aldığınızda şurada benim sıraladığım kaç tane rujun muadilini aslında bulmuş oluyorsunuz. Sırasıyla size onları göstermek istedim. Ben bu videoyu hazırlarken herhalde 40'a yakın muadil buldum ama en çok benzeyenleri size göstermek istedim. Daha da isterseniz dediğim gibi çeşidimizi çoğaltabiliriz. Umuyorum videom hoşunuza gitmiştir. Şimdi artık en son Kiko ile kaldık burada. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız, yani bir tane ekonomik ürün kaç tane pahalı markanın muadili, bunları görmek istiyorsanız lütfen videonun altına yazın. Hatta merak ettiğiniz pahalı marka ürünleri de yazın. Ben sizin için araştırıp sonraki videolarda size anlatmaya özen göstereceğim. Tabii ki videoyu kapatmıyoruz. Sırada diksiyon dersimiz var. Yaygın yanlışları düzelterek diksiyon dersimize devam ediyoruz. Kurallardan önce yaygın yanlışları size anlatmak istedim. Bugün yine birkaç tane yaygın olarak yanlış yapılan sözcüklerin doğrusu nasıl onu anlatacağım size. Yarın derseniz hata yaparsınız. Oradaki A'nın kısa telaffuz edilmesi gerekir. Yani yarın şeklinde telaffuz etmeniz gerekir. Hayır için de aynı şey geçerlidir. Yani evetin karşıtı olan hayır. Hayır şeklinde söylüyorsanız yanlış telaffuz ediyorsunuz. Hayır şeklinde söylüyorsanız doğru telaffuz ediyorsunuz. En önemli yaygın yanlışlardan bir tanesi, yani yapılmaması gereken yaygın yanlışlardan bir tanesi, mütevazi diye söylediğiniz sözcük. Mütevazi denge demek, mütevazı alçak gönüllü demek. Eğer ki karşınızdaki kişiye sen çok alçak gönüllüsün demek istiyorsanız çok mütevazısın demeniz lazım. Çok mütevazisin dediğiniz zaman sen çok dengesin diyorsunuz. Çok anlamsız bir şey oluyor. Buna da dikkat ederseniz inanılmaz güzel olacak. Akıbet doğrusudur, akıbet yanlışıdır. Buna da konuşurken dikkat ederseniz sık sık akıbet, akıbeti belli değil şeklinde söylenir ama yanlıştır. Akıbeti doğrusudur. Yani akıbet şeklinde telaffuz ederseniz de birkaç tane yaygın yanlışı düzeltip Türkçeyi doğru konuşmaya adım atmış oluruz. Tabii ki örnekleri çoğaltabiliriz. Alerjiye alerji diyenler, dakikaya dakika diyenler. Bunlar da yaygın yapılan yanlışlardır. Dakika doğrusudur. Dakika yanlıştır ve ne kadar çirkin bir söyleyiştir. Alerji, zaten ben bunu söyleyemiyorum bile. Neden zorlaştırıyoruz? Bu yanlışıdır. Alerji doğrusudur. Bugün birazcık fazla kelime yüklemesi yaptım size. Video günümüz çok. Yaygın yanlışları düzeltmeye devam edeceğiz. Sonrasında da kurallara geçeceğiz. Umuyorum hoşunuza gidiyordur. Bu konuda soracak sorularınız varsa yine videonun altına yazarsanız eğer keyifle cevaplayacağım. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da. Pazar günleri de saat 13'te yeni videom yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip ederseniz anlık paylaşımlarımı görebilirsiniz. Çeşitli sürprizlerim olacak. Oralardan da takip ederseniz onlardan da haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.